başta unun 3'te 2'sini kaba boşaltıyorum. Birazcık daha geldi. Tuz. Mayayı ekledikten sonra yavaşça suyu ilave ederek mikserin kanca aparatıyla karıştırmaya başlayacağım. Bu aşamada çok az miktarda bir zeytinyağı var. Onu ilave ediyorum yavaşça. Evet, geri kalan unu da ilave ediyorum. Evet, hamur hazır. Şimdi hamuru çok az unladığım tezgaha alıp pürüzsüz bir doku elde edene kadar yoğuracağım. Ve yağladığım kabın içerisine mayalanması için en az bir 40 dakika kadar bırakıyorum. Mayalandırdığımız pizza hamuru olduğu boyutun 2 katına erişti. Şimdi bunu çok hafif unladığım tezgaha alıyorum. Ve birkaç hareketle yine yoğurmaya devam ediyorum. Ortaya doğru hamuru devamlı birleştirerek şu şekilde tekrar yoğuruyorum. Şimdi bu hamurdan yaklaşık bir 2-3 tane büyük boyda top çıkacak. Ve bunları da aynı şekilde yoğuracağım. Ortaya doğru hamuru birleştirip, yuvarlaklar yapıp, birleştirdiğim noktayı alt kısmı alıp küçük toplar elde ediyorum. Şimdi sıra geldi bunlara şeklini vermeye. Bir merdane yardımıyla yine çok az unluyorum tezgahı yapışmaması için. Hazırladığım yuvarlak toplardan birini ortaya alıyorum ve tam bir yuvarlak olarak açıyorum. Ve şimdi açtığım hamurun içine kalzonenin malzemelerini yerleştireceğim. Artık burada ne istiyorsanız, hangi tip malzemeden hoşlanıyorsanız yarısına kadar, sonradan bunu katlayacağımızı göz önünde tutarak malzemeleri yerleştiriyoruz. Bugün ben mozzarella, hindi füme ve domatesle fesleğen kullanıyorum. En son olarak kenarlarını hafifçe suyla fırçalayacağım. Katladığım zaman iki hamurun birbirine yapışması için. Bundan sonra bir zarf kapar gibi üstünü kapatıyorum. Şu şekilde. İyice kapatıp mühürledikten sonra bu aşamadan sonra eğer parmağınızla da yapabilirsiniz. Veya bir çatal yardımıyla da son bir mühürleme aşamasını yapabilirsiniz şu şekilde. Ve pişirme kağıdı koyduğum fırın tepsisine yüksek derece ateşte fırında 200 derecede 20 dakika kadar pişmeye alıyorum.